Herkese yine mutfaktan sesleniyorum sizlere. Bu kadar hızlı olmasını ben de beklemiyordum ama geçtiğimiz günlerde fıstık aldım, fıstık ezmesi yapabilmek için ve bunu bayatlamadan bir an önce yapmam gerekiyor. Sonra dedim ki ben evde yapılabilir serisi başlatmak istiyorum. Neden? Bayılarak yediğim fıstık ezmesinin nasıl yapıldığını göstererek başlamayayım. O yüzden bugün sizlerle evde katkısız, ilave şeker olmadan oldukça uyguna fıstık ezmesi nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Fıstık ezmesi için ihtiyacımız olan malzeme gerçekten sadece fıstık. Eğer tatlandırmak istiyorsanız biraz daha bal koyabilirsiniz. Agave şurubu koyabilirsiniz. Sadece fıstıkla da içine ilave bir şey katmadan da kullanabilirsiniz. Oldukça güzel oluyor tadı. Ve son derece uygun olacak. Ben 390 gramı 10 lira 50 kuruşa almışım. Yaklaşık 40 gramını yediğimi farz edersek yani 10 lira gibi bir şeye eğer bal koyduğumuzu saymasak 10 liraya evde katkısız fıstık ezmemizi yapacağız bugün. İhtiyacımız olan şeylerden biri de robotumuz. Ama öncelikle robota geçmeden fıstıkları kavurmamız gerekiyor çok az tavada. Ben önce kabuklarını soyarak başlayacağım. Yağsız tavada kavuracağız biraz. Bu arada fıstık tuzsuz ve kavrulmamış fıstık olması gerekiyor. Tuzlu fıstıktan değil kesinlikle. Çiğ fıstıktan gerekiyor. Kabuklu alabilirsiniz isterseniz. Yani kendiniz ayıklayabilirsiniz direkt. Ya da bu şekilde kavrulmamış çiğ olanı alabilirsiniz. Hızlıca fıstıkları ayıklayıp tavaya alıyorum ve tekrar sizinle orada buluşuyoruz. Evet, şimdi kabuklarını soyduğum fıstıkları tavaya aldım. Kısık ateşte yayılabilecek bir ateşte. Fıstıkları kavuracağım belirli bir süre kokusu gelene kadar. Bunu yapmanın sebebi de fıstık ezmesinin kıvamının biraz daha akışkan olmasını istiyorum. Kavurma sayesinde fıstık içindeki yağı daha rahat bırakabiliyor. Isının da etkisiyle. Bu sayede biraz böyle kavurma kokusu gelene kadar fıstığı fıstık ateşte kavurmaya devam edeceğim. Renginden de anlaşıldığı gibi fıstıklarımız kavruldu. Şu an çok da güzel kokmaya da başladılar. Bu kadar kavurmak yeterli. Yaklaşık bir 10 dakikayı geçti ben kavuralı. Şimdi robota alabilirim fıstıkları ve sabırla robottan çekmeye başlayabilirim. Şimdi fıstıkların bir kısmını aldım ben robotu. Tek seferde hepsini çekemeyeceği için dinlendire dinlendire motoru çalıştıracağım. Burada sabırlı olmamız gerekiyor. İstediğimiz kıvama ulaşabilmesi için şöyle bir, yani en azından bizim robot için 20-25 dakika harcamam gerekiyor burada. Başlayalım. Şimdi biraz böyle un haline geldiler. Şöyle şurada göstereyim. Geri kalan fıstıkları da ilave edeceğim. Birlikte parçalansınlar. Sıcak olmasının çok faydası var gerçekten. Çünkü daha kolay parçalanıyorlar kavurmamaya kıyasla. Ve istediğim kıvama daha hızlı bir şekilde gelebilecek kavurma sayesinde. Devam ediyoruz. Gözüküyor değil mi? Yani şu kokusuna bile bayılıyorum. Bu haliyle bile ben kaşık kaşık yiyebilirim. Çok fazla tüketmemem gerekiyor. Porsiyon kontrolü çok önemli bu arada. Eğer benim gibi hem hassas hem karma hem akneye eğilimli bir cildiniz varsa özellikle günlük hatta her gün bile tüketmeyin. Kişiye göre değişir ama ben her gün tüketmemeye çalışıyorum. Günlük olarak da bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde tüketiyorum. Şu an olmak üzere diyebilirim. Mükemmel kokuyor. Renk ve koku bir yemekte benim için çok önemli. Fıstık ezmesi durmaksızın yiyebileceğim bir şey. Çikolata bile değil ama fıstık ezmesi yerken kendimi kontrol altında tutmakta çok zorlanıyorum. Bu benim aşırı derecede aslında irademi zorlayan bir yiyecek. Motoru çok ısındı. Şu an biraz dinlendiriyorum. 15 dakika olmuş. 15 dakikadır şu an robotta. Öncesinde de bir 10-15 dakika kadar yine tavada kavurmayı sayarsak yani katkısız ve doğal fıstık ezmesi için yarım saat ayırabiliriz diye düşünüyorum. Eğer gerçekten seviyorsanız hiç marketten almaya gerek yok. Kendiniz çok kolay bir şekilde evde yapabiliyorsunuz. Oldu bence. Bu akışkanlık benim için yeterli. Tabii ki yakından göstereceğim kıvamını. Of çok güzel. Rengi, kokusu mükemmel. Tabii ki de burada kalanları sıyıracağım. İçine ilave edeceğim ama okuduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum size hemen. Bal, pekmez gibi şekerler belli bir sıcaklıkla etkileşim haline girince yarardan çok zararlı içerik oluşturuyormuş.
Bu yüzden ben evet balı ekleyeceğim ama biraz soğumasını bekleyeceğim. Ben hazır fıstık ezmesi yapmışken bir tane de yulaf tarifi vereyim. Bu akşam da yulaf yemiş olur. Normalde pek akşam tercih etmiyorum ama şu an yapmışken canım bir de yulaf yapmak istedi. Canım çekti çünkü şu an bunu yemek istiyorum. Öyle tek bir kaşık da almak istemiyorum. Çok güzel bir yulaf hazırlayabilirim. Soğuduğunda da içine balı eklerim. Sonra da bir tatlı kaşığı kadar yulaf lapamın üzerine ilave ederim. Hadi bakalım o zaman yulaf yapmaya başlayalım. 3 yemek kaşığı yulaf. 1 su bardağı kadar süt. Orta boy muzun yarısı. 2 tane de çilek. Şöyle küçük parçalara ayırıp bunları da içine atıyorum. Birlikte pişiriyorum ben hepsini. Lapa haline gelene kadar yine orta ateşte pişireceğim. Karıştırıyorum devamlı olarak. Kaynamaya başladıktan sonra kısıyorum. Bir süre daha pişiriyorum. İçine koyduğunuz meyveleri çeşitlendirebilirsiniz. Her zaman çilek içine koymuyorum. Şu an çilekler de bozulmak üzere. Ziyan olmaması için içine de koydum. Ama muzu genelde içine koyuyorum pişirirken. Böyle daha çok hoşuma gidiyor. Biraz daha katı bir kıvam alıyor muz içindeyken. Hemen kaynadı bile. Bu yüzden hem pratik hem hızlı yapılıyor. Ve sağlıklı oluşu tercih edilme sebebi olmak için yeterli bence. Tadını sevmeyenleri anlayabiliyorum. Ama renklendirdiğinde ve yani meyvelerle süslediğinde, kuru yemişlerle süslediğinde bence gayet lezzetli bir kahvaltı. Bir öğün olarak tüketilebilir bir besin. Kaynadı şu an, o yüzden kısıyorum altını. Bir süre daha koyulaşana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Şu an tam benim sevdiğim gibi. Toplamda 5 dakika bile sürmedi. Şimdi kaseye alıp soğumaya bırakacağım. Kavanoza aldım fıstık ezmesini ama bu 425 ml'miş bu kavanoz. O yüzden hepsi dolmadı. Kalanını bir spatula yardımıyla sıyırıyorum hemen. Fıstık ezmesini az fazla yani neden? Gördüğünüz gibi robot tertemiz oldu. Şimdi yulafı süslemeye başlayabiliriz. Ve göstereyim. Şimdi gelelim yulafa. O da soğudu. Kamerayı şöyle bir yere sabitlesem güzel olur. Telefonum yine o kadar düşebilir bir yerde ki ve alamayacağım bir yerde yani düşerse. Hızlı bir şekilde yapmam lazım. Şimdi yarım muzu dediğim gibi üstüne doğrayacağım. Şurada suda bekleyen canavar çilekler var. Hemen onları keseyim. Süslemesi en sevdiğim kısım. Şöyle yulafım gözükmüyor yine ama en son zaten yulafı da çekeceğim nasıl gözüktüğünü. Ortaya tabii ki günün yıldızı olan fıstık ezmesini koyacağım. Yaparken bunlar da gözüksün istiyorum. Şöyle göstereyim şimdi kendini. Bu kasemi de çok seviyorum. Sizce de minik serçeye benzemiyor mu? Şöyle muzların üstüne biraz chia serpiyorum. Hadi çileklere de koyalım. Hemen üstlerine 5 tane fındık, biraz badem, şu an file badem yapmış oldum onlardan. Biraz Hindistan cevizi ve sonunda ortaya fıstık ezmesi. Sanki bir tatlı kaşığını biraz geçmiş olabilirim. Neyse şu an çok canım çekmişti, bugünlük böyle olsun. Dedim ya kontrol etmekte zorlanıyorum gerçekten. Yulafım hazır. Mükemmel oldu. Tadının da harika olduğuna eminim. Gördüğünüz gibi son derece basit, uygun, katkısız. Yaklaşık 10 liraya, eğer bal koymazsanız gerçekten 10 liraya katkısız ve doğal bir fıstık ezmesi elde etmiş olduk. Yine çok pratik, hazırlaması son derece kolay olan yulafla birleştirdim. Biraz buzdolabında bekleteceğim bunu, bu yulafı ve akşam yemeği olarak bugün yulafı tüketeceğim. Biliyorsunuz ben kalori hesaplaması yapmıyorum. Daha çok doyacak kadar yiyorum ve bana bu yeterli geliyor. Çok fazla kısıtlamak istemiyorum kendime. Sayabilirsiniz. Buradaki koyduğum değerleri yazıp kalorisine bakabilirsiniz. Ne kadar bir kalori oluyor. Açıkçası hiçbir fikrim yok. Yine çöktüm yere. Yulafımı şöyle de yakından göstereyim. Şuradan da göstereyim. Buradan da göstereyim. Yulafıma bayıldım. O yüzden her açıdan sizinle paylaşacağım bu yulafı. Birazdan Instagram'da da paylaşırım herhalde. Gördüğünüz ne kadar kısa bir sürede hem bir adet yulaf tarifi, yulaf lapası yaptım. Hem de katkısız doğal fıstık ezmemizi yapmış olduk. Beğendiyseniz lütfen deneyin. Deneyip denemediğinizde yorumlarda bana bildirebilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Eğer sevdiyseniz, belirtirseniz çok mutlu olurum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer bu gibi videoların devamı gelmesini istiyorsanız da
Yorumlara fıstık emojisi bırakabilirsiniz ve hangi tarzda yiyecekleri deneyip sizlerle paylaşmamı istiyorsanız yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.